Erbakan şeriatçı mıydı? Erbakan irticai faaliyetlerin başı mıydı? Bunları Türk medyası kendisine yaftalayarak yapıştırdı, etiketledi. Baktığınız zaman Erbakan'la ilgili bugün bir algılama varsa insanlara, dün mesela Erbakan vefat etmiş, biriyle konuşuyorum. Vefat etsin, ne olacak? Zaten Türkiye'de irticai faaliyetlerin başıydı diyor, tırnak içinde. Çünkü medya bunu 15, 20, 30 sene böyle pazarlamış. Nedeni çok basit. Bir, Erbakan'ın fikirlerinin %98'ini paylaşmayabilirim ama gerçeği konuşalım. Erbakan milli üretimden Türkiye'de ilk bahseden insandır. Sanayi. Almanya'daki Leopard tanklarının, Almanlar için Almanya'daki Leopard tanklarının üretiminde mühendis olarak çalışan bir insandır. Türkiye'de tank üretebileceğini, Türkiye'de araba üretilebileceğini ilk söyleyen insandır. Buna karşılık Erbakan bu siyaseti güderken Türkiye 1945 sonrası montaj sanayine teslim edilmiş bir ülkedir. Türkiye 1945 sonrası, ilk 46'daki ilk devalüasyon sonrası montaj sanayi, yerli burjuvanın kurulması artı karayolları politikasına teslim edilmiş bir ülkedir. Yani ürettiğiniz montaj arabaları satacaksınız, onun yedek parçalarını satacaksınız, benzin satacaksınız ve Türk halkı bunları tüketecek. Amerikan şirketleri, İngiliz şirketleri, petrol şirketleri Türkiye'deki enerjinin %82'sini bu yolda emiyorlardı. Erbakan buna karşı duran bir isim. Dolayısıyla Erbakan'ın yaftalanması gerekiyor. Yani şeriatçı olması gerekiyor. Medya bu görevi çok güzel yerine getirmiş 1960 sonrası. 28 Şubat sürecinden önce kamuda kurduğu havuz sistemi. Kamu kendi parasını özel bankalara diyelim x faizle yatırıyor. Aynı kamu akşamüstü kamu kuruluşlarındaki borç ihtiyacıyla birlikte gidiyor bankalardan, özel bankalardan 2x faizle kendi parasını geri alıyor. Hı. Erbakan bu düzene dur dedi. Erbakan bu düzene dur dediği için medya Erbakan'a saldırdı. Yerleşik medya düzeni. Türk halkının bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Aynısını biz 1800'lerde gördük. Sadrazam 2. Mahmut Nedim Paşa borç ödemesinde, borç ödemesinde default olduğu için Osmanlı ödedi, en sonunda default olduğu için, yani borcumu artık ödemeyeceğim, faizle birlikte ana parayı ödedim dediği için Harbiye öğrencilerini, o dönemki medya, İngiliz uzantısı medya tahrik etti. Harbiye öğrencileri ayaklanıp Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'yı indirdiler. Hı hı. Aynı şeyi 1960'ta gördük. Rus, Amerika'dan alamadığı Marshall yardımı ve diğer yardımlardan dolayı Rusya'ya gitmek isteyen Menderes asıldı. 1978'de Ecevit sanayi hamlesi yapacağım dedi. Sivas'a demiryolu yapmaya gitti. 1980 darbesi. Yani şimdi burada bugün çok dürüstlükle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün üst düzey kademesi şunu düşünmesi gerekiyor. Biz neye alet edilmek istendik tarihte? Bizi kimler kullandı? Çok güzel anlattınız ilk bölümde. Medya orduyu kışkırttı ve sistem yıkıldı. Yerine kirli ilişkilerin kurulduğu başka bir dünya kuruldu.